Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan aday olabilir mi tartışması boş uğraştır ve ona yarıyor. Öyleyken muhalif ve sol kamuoyu benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Misali bu tartışmada ısrarlıdır. Vay efendim bu yapılan hukuku tanımamakmış. Vay efendim dayatma ve zorlamaymış. Vay efendim anayasayı çiğnemek ve ayaklar altına almakmış. Elhak doğru, aynen öyle. Yapılan kesinlikle ceberrutluk. Ancak bu serzenişlerin, şikayetlerin reel siyasette ederi karşılığı yok. Yani şeytan taşlama mahiyetindedir. Bizde toplum anayasayı, yasaları çiğnedi diye siyasetçiler cezalandırılmıyor. Tam tersine geçmişte yaşadık, gördük. Bunu yapanları sisteme, düzene baş kaldırdı diye takdir ediyorlar ki bir sürü örnek var. Öyleyken seçim öncesi halkta karşılığı olmayan bir konuyu temel gündem yapmak entelektüel zübbelikten başka bir şey değil. İlaveten bu tartışmayı uzatmak Tayyip Erdoğan'dan ödleri kopuyor, imajına katkı sağlar. Yapılması gerekense üçüncü kere adaylığın yanlış olduğunu gür, net bir sesle ortaya koyup reel tabloya dönmek. Zira siyasette dövünerek, yakararak, ağıt yakarak sonuç alınamıyor. Bugün Türkiye için öncelik peygamberlik, filozofluk, bilgelik taslamak değil, sonuç almak, hedefe ulaşmak. Yani AKP'yi devirmek, iktidar olmaktır. Başka bir anlatımla atı alıp Üsküdar'ı geçmektir. Efendim iktidar adına evrensel hukuktan vaz mı geçelim de ısrar edilirse bunun adı Tayyip Erdoğan'a dolgu malzemesi olmak olur. Türkiye'de İskandinav hassasiyet ve metotlarıyla siyaset yapıp sonuç alınamaz. Çünkü kendimize özgü reel olgular, yani sosyal, siyasal gerçekliklerimiz var. Oysa yapılan bildiğimiz hikaye, yani İstanbul'un fethi esnasında Bizans Kilisesi'nin meleklerin cinsiyetini tartışmasını çağrıştırıyor. Yahu ülke gitti gidiyor, bırakın bu fanteziyi, çünkü sonuç alma ihtimali milyarda bir bile değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun durumu ortada. Bu konu tıpkı parlamenter rejimi gündem yapmak gibi boş uğraş. Zira Türkiye'nin yargı gibi en temel kurumlarıyla ekonomisi yıkılmış durumda ve de halkın asıl derdi gündemi odur. Şunu da söyleyeyim, sadece Tayyip Erdoğan aday olabilir mi konusu değil, altılı masada benzer başka görüntüler söz konusu. Mesela önceki gün yapılan uzun toplantıda yine ganimet nasıl paylaşılacak onu konuştular. Hayır, şaka yapmıyorum. Yok efendim kaç cumhurbaşkanı yardımcısı olmalıymış, yok efendim bakanlıklar nasıl dağıtılmalıymış gibi şeyleri masaya yatırdılar. Meral Hanım cumhurbaşkanı yardımcısı tek olsun istedi, çünkü Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilirse kendisi örtülü başbakan olmak, yani bakanların tamamını kendine bağlayıp icranın başına geçmek istiyor. Küçük partiler buna karşı çıktıkları gibi kendilerine teklif eden birer bakanlığı az gördüler, kabul etmediler. Söyledim, adeta mal, tereke, ganimet paylaşımındadırlar. Bu aktardıklarım palavra dedikodu değil, Cumhuriyet dahil pek çok gazeteye yansıyan perde arkası kulis haberleridir. Evet, altılı masa aylardır ayağa düşen devleti ayağa kaldırmaya, ekonomik yıkıma çare aramıyor, program politika üretmiyor. Yani bunları tartışmayıp kişisel çıkarlar peşinde. Kemal Kılıçdaroğlu son şansını deneme adına aday olmak için her şeye evet derken, söyledi Meral Akşener de CHP liderinden resmen tek cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla fiili başbakanlık rüşvetini talep ediyor. Diğer dört mini parti ise ne koparırsa kar modundalar. Evet, sanki seçim bitmiş, Tayyip Erdoğan yere serilip zafer kazanılmış, devleti paylaşıyorlar. Aylar geçti,
Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirme adına tek bir sözleri, planları, programları ve çabaları yoktur ki. Malum Erdoğan seçim kazanma makinesi ve seçime devletle beraber girecek. Ondan sonra bana altılı masayı eleştirme diyorlar. Yahu bu masa kuruluşundan bugüne Tayyip Erdoğan'a çalışıyor. Çünkü verdiği görüntüyle yağmayı, bölüşmeyi, çok başlılığı, kaosu, kibri çağrıştırıyor. Milletimiz asla salak aptal değil. Böylesi çok başlılığa onay vermez. Çünkü işlerin sarpa saracağını bilir, görür. Ki ilaveten masadakilerin dünya görüşleri de taban tabana zıttır. Bu görüntü korkarım kakafoni olmasın, altı kocalı Hürmüz yönetimi gelmesin, pratik biri olsun bakışına sebep olacak ve de pahalılık sebebiyle kızılsa da insanları istikrar adına yine tekrar Tayyip Erdoğan'a yöneltecek. En kötü düzen, en iyi düzensizlikten, kaostan iyidir denilerek ondan hareketle ehven işer, yani kötünün iyisi denilip toplumu yeniden AKP'ye kanalize edebilir. Zira altılı masa belirsizliği çağrıştırıyor. İşte bundan ötürü baştan beri bu masa avantaj değil, dezavantaj dediğim ve demeye devam ediyorum. Masaya oturtulan DEVA ile gelecek partilerinin zerre oy karşılıkları olmadığı gibi imaj katkıları da yok. Söyleyin, Ekrem İmamoğlu İstanbul'u, Mansur Yavaş Ankara'yı alırken, kazanırken var mıydı bu partiler? Bu arada masadaki dört partinin tamamı CHP ve İyi Parti'ye sığınıp onların listelerinden seçime girecek. Zira başka türlü meclise girmeleri mümkün görünmüyor. Bunun anlamı bu partilerin katkı bir yana yük ve külfet olması demek değil mi? Milyonda bir kuşkum yok. Ahmet Davutoğlu CHP'den aday diye tek bir İslamcı CHP'ye oy vermez. Ancak öyle birinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday yapılmasına kızıp sandığa gitmeyecek solcu seçmenler olacaktır. Ayrıca yine göreceksiniz, önümüzdeki süreçte bu dört parti ortak liste, adaylık ve kontenjanda sorunlar, problemler çıkarıp muhalefeti sabote edecekler. Peki hal buyken bunlar hala neden, niçin masada tutuluyor derseniz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek ve adaylık sürecinde bunlarla meydanlarda bir arada görüntüler verip Alevi imajını örtmek, gizlemek için. Değerli dostlar, bu arada Ekrem İmamoğlu meydanlarda, alanlardaki dün Bursa'daydı. Bunun okuması sadece kendine yapılan büyük haksızlığa isyan değil, aynı zamanda hala ben Cumhurbaşkanı adayıyım demesidir. Yaptığı doğrudur çünkü muhalefette adayları millet, yani meydanlar, alanlar, kitleler, yığınlar belirler. Kemal Kılıçdaroğlu bunu göze alamayıp altılı masa tülühatını organize ederken hakkını teslim edelim, İmamoğlu kendini halka emanet etti. Bazı yanlışlarını geçmişte zaman zaman eleştirdiğim İmamoğlu doğruya doğru bu yaptıklarıyla önder ruhlu olduğunu kanıtladı. Yani masa başı hesaplarla şöyle olursa ne olur, böyle olursa şöyle olur türü hesaplamaları yapmadan risk aldı ki işte bu lider tavrıdır. Burada hareketle ben son ana kadar Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına dikkat diyorum. Zira ardında önemli destek ve teşviklerin olduğu kanaatindeyim. Tayyip Erdoğan'ın dün Bilecik'te durduk yerde "o da buralara geliyor" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu hedefe koyması, hedef alması, onun adaylığından ürkmesi, korkmasıdır. Çünkü delilli, ispatlı Erdoğan'ı İstanbul'da dolaylı olarak bile olsa iki kere yere seren tek isim Ekrem İmamoğlu'dur. Bu arada İmamoğlu'nun
katledilen Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etmesi fevkalade önemlidir ki bunu bir ay geçti Meral Akşener hala yapmadı. Ailesi işse kişinin tablo ortada. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Cumhuriyet Halk Partisi artı sol kamuoyu ve de Ekrem İmamoğlu'na bravo diyor ve de alkışlıyorum. Zira bu konuda çok iyi bir sınav verdiler ve de ülkücülükten, milliyetçilikten geçinen korkakların gerçek yüzlerini bu şekilde afişe ettiler. Merhum Sinan Ateş demişken saygıdeğer eşleri Ayşe Ateş'in Semih Yalçın denen haddini bilmez adama haddini bildirmesi çok değerliydi. Ayşe Hanım'ın Semih Yalçın için kullandığı kendini temize çıkarması gereken adam ifadesi yine her şeyi anlatan önemli bir nitelemedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin son döneminde yaşanan bütün rezilliklerin içinde olan Semih Yalçın, ilahi ikazı umursamadı. Ancak altını çiziyorum, yaptıklarının hesabını bir gün hukuk önünde mutlaka verecektir. Değerli seyircilerim, bu arada Sinan Ateş olayında her gün yeni yeni gelişmeler var. Bir yerler olay kapanmasın isterken, bir yerlerde suikastı örtme peşinde. Son haberler şunlar, tetikçi katili olay yerinden kaçırıp Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evine sığınan Tolga Han Demirbaş'ı gözaltına alan polisi sürgün ettiler ki böyle bir şey Bakan Süleyman Soylu'ya rağmen yani ondan habersiz olması mümkün değil. Keza sürpriz şekilde izne çıkarılan soruşturmanın deneyimli birinci savcısının izninin uzatılması ve de soruşturmanın polislikten atanan 3 yıllık yeni savcıya teslim edilmesi yine manidardır. Evet, iktidar içindeki bir kanadın hala cinayeti örtme çabalarını gözlemliyoruz. Yapılması gereken belli, seçime kadar bütün kamuoyu, bütün muhalefet bu olayı, bu faciayı gündemde tutmalı, diri tutmalı. Noktalamadan Emre Olur olayına değinelim. Kimdir Emre Olur derseniz, malum Sedat Peker'in basın danışmanıdır. Suçu ne olduğu belli değil lakin Interpol alarma geçirildi ve apar topar bu isim Türkiye'ye getirildi ki aynı şey kripto dolandırıcısı Fatih Özer ve de Sezgin Baran Korkmaz gibiler için yapılmadı. Suçu tanımlanmayan Emre Olur 5 aydan fazla hapiste tutulup savcılığın talebiyle mahkeme tarafından serbest bırakılınca yine gizli ve de karanlık bir irade devreye girdi tekrar tutuklattırıldı ki amaç onu hapiste tutarak Sedat Peker'den intikam da almak ve adamları hapiste dedirtip şaibe altına sokmaktır. Oysa yapılan onlarca operasyona ve de hayali suçlamalara rağmen an itibarıyla basın danışmanı dışında Sedat Peker bağlamında tek bir kişi bile hapiste değildir. Şuraya bakar mısınız? Sinan Ateş'in tetikçisini hala yakalamayan ve gerçek katiline ulaşılmasına engel olanlar nelerle uğraşıyorlar? Ve heyhat, Türkiye işte bugün böyleleri tarafından yönetiliyor. Son verirken videolarımı çevrenizle, dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.